Sevgili dostlarım merhaba. Bizleri takip edenler bilecektir. Bu kanalımızda yayınladığımız bir videoda Avukat Fahrettin Kahveci Bey ile yayınladığımız bir videoda SGK'dan yani Türkiye'den emekli olduktan sonra yurt dışında kimler çalışabilir diye bir video yapmıştık. Özetlemeye çalışmıştık. Burada da söylediğimiz gibi 3201 sayılı kanundan 85'ten itibaren yürürlüğe giren 3201 sayılı kanundan bir gün bile faydalanmadan Türkiye'den emekli aylığına hak kazananlar hangi statüde olursa olsun Bağkur, SSK veya emekli sandığı fark etmez. Yurt dışına geldiklerinde ve yurt dışındalarsa bu şartları tamamladıklarında yurt dışında çalışıyorlarsa bunların emekli aylığı alırken de yurt dışında çalışmalarına devam edebileceklerini izah etmiştik, özetlemiştik bunu. Ancak şöyle de bir soru geliyor, bu geçmiş yıllardan da beri geliyordu ama bu videomuzdan sonra da geldi. Peki Şerif Bey, SGK bizden yurt dışında çalışıyoruz. Çok iyi bir işimiz var. Büyük bir firmada çalışıyoruz. Ben bütün şartları tamamladım. SSK kapsamında, Bağkur kapsamında veya emekli sandığı kapsamında. Bizden işimizden ayrılma şartı istiyor. Tamam, itiraz etmiyor yurt dışında çalışmamıza. Yurda kesin dönüş şartına tabi tutmuyor. Genelgesi dolayısıyla. Ama bizden işten çıkma şartı istiyor. Bu yasal mıdır, hukuka uygun mudur diye soruyorlar. İşte bu videomuzda bu sorunun cevabını vermeye çalışacağız. Videomuz başlıyor. Gerçekten ben SGK yurt içi olsun, yurt dışı olsun bu insanlarımızdan yani emeklilik şartlarını kendi yasasına göre işte 506 sayılı kanun, SSK kanunu, Bağkur kanunu veya emekli sandığı kanununa göre tamamlayan kişilerden eğer emekli aylığına hak kazanıyorlarsa ki burada bahsettiğimiz malullük aylığı değil, yaşlılık aylıklarıyla engelli yaşlılık aylıkları. Bakın bu ikisi. Bunlar için işten ayrılma şartı istiyorlar. Peki SGK'nın dayandığı nokta nedir veya yasal dayanağı nedir? Bunu da hemen göstereyim. 5510 sayılı kanunun 28. maddesinin 9. fıkrası. Bakın orada ne diyor? Diyor ki yukarıda belirtilen işte yaşlılık aylıkları, bak malullük aylıklarından bahsetmiyor. Ki engelli emekliliği de bir yaşlılık aylığıdır. Bunlar diyor emekli aylığı bağlanması için işlerinden ayrılmaları gerekiyor. Dörtbeliler yani Bağkurlular ise bu yeni kanuna göre dörtbeliler, eski kanuna göre Bağkur 1479 sayılı kanuna tabi çalışanlar, bunlar da diyor isteklerini belirtecekler, çalışmaya devam edip etmediklerini belirtecekler ki borçları da olmayacak, prim borçları. Buna göre ben diyor emekli aylıklarını bağlarım diyor. Eğer ayrılıyorlarsa işlerinden işte gidecekler, vergiden terkin ettirecekler, meslek kuruluşta kendilerini terkin ettirecekse o şekilde emekli aylığı bağlayacak Bağkurlular için, dörtbeliler için. Dörtceliler için ise çalıştıkları resmi kurum ki memurlar zaten kuruma yazılı talepte bulunacaklar. Bunlardan kurumlara onay verirse, emekliye sevk onayı alırlarsa bunlara diyor emekli aylığı bağlarım. Yani bu işlerden ayrılmanız gerekir kardeşim, size emekli aylığı bağlamam için bu maddeye göre diyor SGK. Peki SGK bu konuda haklı mı? Evet, yasaya baktığımızda bu şekilde görünebilir. Bu hem Türkiye'deki insanlar için hem yurt dışındaki insanlar için aranabilir gibi görünüyor. Ancak bu hukuka uygun bir şey değil. Çünkü bakın bu konu ki eski kanun 506 sayılı kanunda da bu şart vardı ki 1479'da da vardı, 5434 sayılı emekli sandığı kanunda da bu şartlar vardı. Yani işten ayrılma şartı vardı. Ancak bu konu SSK yönünden, SSK emekli aylığı yönünden bir vatandaşımızın görülen bir davasına Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Anayasa Mahkemesi'ne 2019'da bu işten ayrılma şartına ilişkin maddedeki ki 62. maddenin birinci fıkrasıdır 506 sayılı kanunda bunun iptali için dava açtı. Bu dedi ki sosyal güvenlik hakkının ihlalidir bu işte, insandan nasıl istersiniz işten ayrılma ki bu adam emekli olsa da hala çalışmaya devam edebiliyor. Yani aktif işçilikten pasif işçiliğe geçebiliyor. Bunun için dava açmıştı ve nihayetinde 2021'de ki 3 Mart 2021 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Anayasa Mahkemesi kararıyla bu işten ayrılma şartı, 62. maddedeki işten ayrılma şartı iptal edildi. Oy birliğiyle iptal etti Anayasa Mahkemesi.
Bunu dedi ki, şu gerekçeleri sundu. Dedi ki, bir, bu kişinin dedi, işten ayrılmasına gerek yok. Evet, ilk anda belki kanun çıktığı zaman bu gerekebilirdi ama daha sonradan bu kanunda değişiklik yapıldı. 86'dan beri emekli olduktan sonra da pasif işçi olarak çalışabiliyor bu insanlar. Yani sosyal güvenlik destek birimine, bu Türkiye'dekiler için söylüyorum, sosyal güvenlik destek birimine tabi olarak çalışabiliyor bu insanlar. O zaman bundan neden isteyeceksiniz ki? İşten ayrılsa da ayrılmasa da, emekli aylığı alsa da almasa da çalışabiliyor bu kişi. İkincisi dedi, siz dedi başvurduğunda 5510 sayılı kanuna göre, bu yeni reform kanununa göre 3 ay içerisinde emekli aylığı bağlayacaksınız. Ki bazen bu 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sürüyor emekli aylığı bağlanana. Bu insan bu arada sen işten ayrılma şartı istiyorsun, işinden ayrıldığı için geliri yok. Sen de emekli aylığı bağlamıyorsun. Bu insan neyle geçinecek? Bu da bir mağduriyet yaratıyor. Bu da 60. maddedeki sosyal güvenlik hakkının ihlalidir anayasadaki. Ve 13. maddeye göre de zaten dengeli bir şey değildir. Bu ölçülebilir bir şey değildir. Bunun için ben bunu iptal ediyorum dedi. Yani maddedeki gerekçe buydu. Aynı şeyi 5510 sayılı kanunun bu 28 Taksim 9. fıkrasındaki bu işten ayrılma hem 4B hem 4A hem de 4C'liler için ayrılma şartı içinde düşünebiliriz. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin yorumu tamamen hem 506 sayılı kanun hem bu kanunda veya diğer kanunlarda hiç fark etmez. 479, 534 sayılı emekli sandığı kanunu olsun isterse aynı argümanlardır. Hukuka aykırıdır işten ayrılma şartı istemek diyor Anayasa Mahkemesi. Buna rağmen bu Anayasa Mahkemesi kararını dolambaçlı bir yorum yapan SGK 2021'e 5 sayılı bir genelge yayınladı 10 Mart 2021 tarihinde ki ben 21 Mart 2022 tarihinde bu kanalımda bu Anayasa Mahkemesi ve SGK'nın uygulaması ile ilgili bir video yayınlamıştım. SGK Anayasa Mahkemesi kararı beni bağlamaz diye bir video yayınlamıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi bu Türkiye'de çalışanlar için getirilen bir şey. Peki yurt dışı içinde geçerli mi? Evet, yurt içi, yani yurt içi yurt dışı ayrımı yok kanunda. Ancak geçmiş yıllardan beri bu konu yargıya intikal etmiştir ve yurt dışında çalışmalarla ilgili, tabii demin söylediğim gibi tamamen Türkiye süreleriyle emekli aylığına hak kazanıp yurt dışında çalışanlar için, bunlar için Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 28 Şubat 2003'te verdiği bir karar var. Diyor ki, burada aranan şartlar, yani 506 sayılı kanun, SSK kanununda aranan işten ayrılma şartı Türkiye'deki sosyal güvenlik kanunlarına tabi bir çalışmadır. Bu diyor yurt dışını bağlamaz. Yurt dışındaki bir SSK çalışması değildir, Bağkur çalışması değildir veya bir emekli sandığı kanununa tabi bir çalışma değildir. Bunu böyle ölçemezsin. Yurt dışındaki sosyal güvenlik kurumuyla, örneğin Almanya'da Deutsche Rentenversicherung'la SGK ayrıdır. Kanunda böyle bir şart yoktur. Kişi eğer Türkiye'den emekli aylığına hak kazanmışsa, yurt dışında da çalışıyorsa talebi halinde ondan işten ayrılma şartı isteyemezsin. Emekli aylığı bağlamalısın, bunu mecbursun diye bir kararı var ki Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı gibidir. Zaten onun bir üstü de Yargıtay Genel Kurulu, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kurulu'dur. Bu seviyede verilmiş bir karar vardır. Geçmiş yıllardan, 2003'ten beri verilen bir karar. Ki daha öncesinde de 99'da da 21 hukukun verdiği kararlar var bu konuda. Daha sonradan 2009'da verilen 21 hukukun yine vermiş olduğu kararlar var. Ki ben bunlara istinaden de açtığım davalar oldu. Vatandaşın yurt dışında işinden ayrılmadan Türkiye'den emekli aylığı alacağına dair, ki bu davaların hepsi müvekkillerimizin lehine sonuçlandı. Bunlar geriye dönük olarak, tabi dava uzun sürüyor, birkaç yıl sürdüğü için, geriye dönük olarak bütün maaşlarını işten, yurt dışında, Almanya'da örneğin, işten ayrılmadan alabiliyorlar. Şimdi bu açıdan baktığımızda zaten Yargıtay daha önceden veya yargı bu konuyu çözmüş durumda, bu sorunun cevabını vermiş durumda. Ama SGK hala ben bu şartı istiyorum diyor vatandaşlardan. Sakın SGK'nın bu isteğine boyun eğmeyin. Eğer yurt dışındaki işiniz çok önemliyse, büyük bir şirkette, örneğin diyelim ki Stuttgart'ta, Zingelfingen'de
Mercedes-Benz'te çalışan bir Mahmut amca bütün şartları yerine getirmiş ve Türkiye'den emekli aylığına hak kazanmış. Gidecek Mercedes-Benz'e diyecek ki beni işten çıkart, ben Türkiye'den emekli aylığımı bağlatayım. Ondan sonra 3 ay sonra 4 ay sonra beni geri al. Hiçbir Alman işveren bunu kabul etmez. Burada bir mağduriyet oluşur. Onun için böyle işleriniz varsa tabii ki mini job dediğimiz yani 450 euro veya şu an 520 euroya kadar çıktı. Böyle işler de belki mümkündür. Dava açmaya gerek kalmayabilir. Ama büyük işte çalışıyorsanız iyi de bir geliriniz varsa bu dava açıp bu hakkınızı almanız mümkün. Bunu söyleyeyim. Yani kısacası SGK yurt dışında çalışan insanlardan emekli aylığı bağlamak için işten ayrılma şartını isteyemez. Bu kadar net bir cevabı var bunun. Ama istemiyor mu? İstiyor. Maalesef istiyor. Bu arada söyleyelim. Yurt dışı borçlanmayla 3201'den yararlanıp Türkiye'den emekli aylığına hak kazananlarda biliyorsunuz 26 Haziran 2020 tarihindeki kanun değişikliğiyle yurt dışında sigortadan muaf çalışma yapabiliyorlar. Almanya özelinde söylemiştim. Eskiden 450 euroya kadardır ama kendilerinden prim kesilmemek şartıyla ki 1 Ekim 2022'den itibaren bu Almanya'da 520 euroya kadar çıkarıldı. Bu çalışmayı yapabiliyorlar. Yani çalışırken Türkiye'den emekli aylığı alabiliyorlar. Bazı SGK'lar bu çalışmayı da görüp işinizden çıkın ondan sonra emekli aylığı bağlayın diyebiliyor bu yurt dışı borçlanmayla emekli olanlar için. Bunlar da eğer işlerine tekrar geri giremeyeceklerse, bu imkanı tekrar bulamayacaklarsa bunların da dava açmasını tavsiye ederim. Yoksa SGK kesinlikle kabul etmiyor işten ayrılmadan ki bu konuda en sert uygulamayı da emekli sandığından emekli aylığına hak kazananlar için uyguluyor. Bu da hukuka uygun değildir. Deminden beri anlattığım gibi bu bir hak ihlalidir. Sosyal güvenlik hakkının ihlalidir. Çünkü yurt dışındaki herhangi bir sigorta grubuna tabi çalışma, Türkiye'deki herhangi bir sigorta grubuna tabi çalışma değildir ki Türkiye'dekiler içinde demin bahsettiğim Anayasa Mahkemesi kararı gereğince onlar dahi işlerinden ayrılmadan Türkiye'de emekli aylığı alabilirler. Orada tabii ki şu var. İşten ayrılma şartı 1475 sayılı iş kanunu. Bu Türkiye'dekiler için söylüyorum. Kıdem tazminatı talep edebilmek için emekli aylığının bağlanması gerekir. Bunun için de işinden çıkmış olması gerek iş kanunu gereğince. Bundan dolayı eğer kıdem tazminatı alacaksa ki gerçekten de o zaman işten ayrılması gerekir kişinin. Emekli aylığını bağlatıp kıdem tazminatını son işverenden alacak. Ondan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak isterse işçi olarak çalışacak veya esnaf olarak çalışıyorsa zaten 2016'daki yasa değişikliğiyle onlardan sosyal güvenlik destek primi bile kaldırıldı. Veya esnaf olarak çalışacak, çiftçi olarak çalışacak emekli aylığı alırken. Ben kısaca sorunun cevabını bu şekilde vereyim. Kısaca hemen özetlersek evet. Yurt dışında çalışırken de işten ayrılmadan Türkiye süreleriyle emekli aylığına hak kazanmışsa emekli aylığını bağlamak zorunda SGK. Uygulamayı tersine yapıyorsa hakkınızı aramanızı tavsiye ederim. Peki bir videomuzda daha veriverdik. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler.